Bitcoin Stellar'ın fitilini yaktı diyor. Bunun üzerine konuşacağız ve XLM'den bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Ripple davasından sonra Stellar da aynı şekilde XLM coin'de bayağı pozitif hareketler sergilemeye başladı. Ve tabii bu da ilerleyen zamanlarda çok daha yüksek noktalara kadar hareketlenmeleri bizim karşımıza getirecek gibi gözüküyor. Hiç değilse şimdilik olay budur. Birincisi Stellar nedir? Stellar'ın vizyonu şeye çok benzer. Yani Ripple'ın vizyonuna çok benzer. Siz de biliyorsunuzdur muhtemelen. Yine bankacılık arasında, bankalar arasında hakeza transferler olsun yahut ne bileyim şöyle biraz daha eski borsalardan bulsak daha güzel olacak. Mesela ne olabilir? Bybit bayağı eski borsalardan biridir de XLM'de yenilenmiş. Her neyse. Aynı şekilde CBDC'ler ve sınır ötesi işlemler üzerine çalışmalar yürütür XLM. Şu anda da bakınız ki yukarı harekette. Bitcoin Stellar'ın fitilini yaktı. Ya XLM'de zaten şu an öyle bir fitil var ki maşallah her şey yanıyor. Zira sürekli ortaklık duyuruyorlar, sürekli işbirliği duyuruyorlar ve korkunç derecede yüksek bir hacim ve nasıl diyeyim vadeli işlemler. Bak ya ne kadar iDoge XLM diye bir tane coin varmış. Bir anda gördüm de ona gıcık oldum. Mesela baktığımızda şu an gerçekten de yüksek diyebileceğimiz bir hacme sahip ve bunu sürekli olarak karşımıza getiriyor. Şöyle bir devam edelim şuradan. Bitcoin'in 29.700 dolara ulaşmasıyla rotasını yukarıya çeviren Stellar son 24 saatte %16 arttı. Fed faiz kararını 25 bas puan artırım sonrasında direkt olarak yukarı yönlü hareket eden BTC 29.700 dolara fitil attı. Bu arada tabii şeyle alakalı gün içinde de konuştuk bu Fed'in faiz kararıyla alakalı. Fed faiz kararını açıkladıktan sonra tabii Powell konuşma yaptı. Yaptığı bu konuşmada bayağı güvercin bir duruş sergiledi. Bu şartlarda da kısa bir güven ortamı oluştu ve yukarı hareketler gerçekleşti. Ama şunu tekrar söylemek lazım. Hem aylık kapanışa şurada 4 gün kaldı hem de 8 Ağustos tarihinde bakınız 8 Ağustos'ta bir de TÜFE açıklanacak. Bu da çok önemli hususlardan değil mi? Bir tanesi olacaktır. 12 gün sonra TÜFE'nin %3'ün altında açıklanması dahi pozitif olacak ve piyasa içerisinde BTC'nin güzel ve yukarı yönlü hareketleriyle karşımıza gelecektir. İşte asıl o şartlar altında şu anda XLM gibi çok kuvvetli altcoin'ler yukarı halli hareket edeceklerdir. Bu kısa süreçte çoğu altcoin'de yükselişler gözlemlendi. Aralarında en çok dikkat çekense bir süredir Ripple'dan güç bularak yükseliş sergileyen Stellar oldu. Ripple'dan güç bulma meselesi doğru mudur? Doğrudur. Ya zaten Ripple şu anda piyasanın şeyi nasıl diyeyim? Bu tarz vizyonlara sahip kripto paraların başı birinci sıradaki Ripple olmasa tabii Stellar olacaktı. Fakat her ikisi de birbirine geniş çerçeve içerisine baktığımızda destek vermeye ve birbirlerini desteklemeye bu şekilde devam ediyorlar. Ve gerçekten hem XRP hem XLM bakınız gelecek aylarda hele ki 2024 yılında ben çok büyük yükselişlere tabi olacaklarını düşünüyorum. O yüzden portföylerde bulundurulmalı kanaatindeyim. Son 24 saatte %16'lık bir performans göstererek günün en çok yükselen 3. coin olmayı başardı. XLM'in teknik tarafında hangi bölgeler kritik öneme sahip? 14 sentten hamle yapan XLM, Bitcoin desteğiyle beraber kritik bir direnç olan 16.18 senti diyor. Açtı. Bakın şu anda bulunduğu pozisyonlar özellikle biz 16.5 diyelim ki hatta 16.4 diyelim ki daha doğru olsun. Bu seviyeler üzeri bir günlük kapanış yapabilirse yükselişi uzatır. Hatta tekabül ettiği nokta, daha doğrusu tekabül edeceği nokta düzeltiyorum. Ortalama 20 sent civarlarına kadar bile ben gidebileceğini düşünüyorum. Şu an diğer altcoin'lerle eğer ki biz XLM'i kıyas edersek zaten çok yukarı seviyelerde. 70 sentlerden bakınız 2 katın üzerinde. Yani %130 üzeri bir yön yukarı hareket gerçekleştirmiş.
Sezon içerisinde farklı şeyler olacaktır, hani görüşler olacaktır ATH konusunda. Ben rahat bir şekilde 1 dolara erişebileceğini düşünüyorum. Tabii sezonun geneli için konuşuyorum. Fakat hem BTC'nin geri çekilmesi hem de XLM'de gelen satış baskısı fiyatı 15,5 sente çekmişti. Şu an için 15,7 sentten işlem gören Trendcoin 16,2 sent üzerinde kaldığı sürece sırasıyla 16,7, 17, 18 için bir yolculuğa başlayabilir. Ya burada sent başına direnç koymanın bir anlamı yok. Çünkü olay bu şekilde işlemiyor. Diyorum ki 16,5'lar üzeri bir kapanış yapabilirse ve Bitcoin çakmazsa, böyle ekstrem koşullar gerçekleşmezse, coin 20 sente doğru hareketlenebilir. 20 sentleri alması için ben piyasanın da ekstrem şartlar, ekstrem hareketler göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de gözümüz tabii nerede olmalı? 8 Ağustos tarihinde olmalı. Buraları alabilirse de 26 sentlere doğru hareketlenebileceğini düşünüyorum. Mevcut süreç, yani 16,4, 16,5 civarlarını günlükte kıramazsa bu sefer ne olacak? Bu da BTC'deki düşüşle de eğer ki hareket desteklenirse yeniden sönümlenme ihtimali nereye sönümlenir? 15,5'lara doğru sönümlenebilir ve bu seviyelerden de bence iyi bir alım fırsatı oluşturur. Fakat Ripple SEC davasının negatif seyretmesi veya BTC'deki olası sert satışlar XLM fiyatını muhtemelen sallayacaktır. Doğru. Özellikle Bitcoin'in fiyatı şu anda Ripple'la SEC arasındaki davada, şu anki süreçte XLM coin'in fiyatlarını alakadar eden herhangi bir nokta bulunmamaktadır. Bu tarz bir durumdaysa alıcıların aktif olarak rol oynayabileceği bölgeler sırasıyla 15,4 sent, 15 sent, 14,7 sent, 14,4 sent ve 14 senttir. Yani her şeyi yazmış, yani alıcıların şey yapabileceği noktalar. Bazen belli bir fiyat aralığı olur. Buralar aktiftir. Fakat bunu sen şöyle söyleyebilirsin mesela. Ben şunu diyebilirim, doğru. 15,5'larla ortalama 14,5 aralığına düşerse yatırımcı burada genel olarak toplayabilir. Ama sent başına da şey koymanın anlamı yok ki. Yani destek, direnç gibi koymanın anlamı yok ki. Hem doğru değil hem de boş muhabbeti yani. Doğru değil yani. 14 sentin kaybedilmesi ise yükselimi kısa orta vade daha büyük düşüşlere itebilir. Burası doğru ama bunun gerçekleşmesi için şu anda piyasada gereken koşullar yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.